Selam arkadaşlar, ben İlker ve bu videomuzda enerji iletim hatları 23. ders videosu ile karşınızdayım. Arkadaşlar geçen dersimizde kısa iletim hatları konusuna giriş yapmıştık ve geçen dersten biz artık biliyoruz ki iletim hatları uzunlukları bakımından kısa, orta ve uzun iletim hatları olmak üzere 3 ana sınıfta ayrılır ve bu bütün iletim hatlarının kendi eşdeğer devreleri vardır. Biz bu eşdeğer devrelere göre bu iletim hatlarında hesaplamalarımızı yapıyoruz. Şimdi kısa iletim hatlarının konusuna giriş yapmıştık geçen derste, daha doğrusu konuyu tamamlamıştık. Bu dersimizde de bir tane örnek soru ile konuyu daha iyi pekiştirmeye çalışacağız. Ama geçen derste yaptığım uyarıyı ve hatırlatmayı bir kez daha yapıyorum. Kısa iletim hattı öyle bir örnek soru ile anlaşılabilecek bir konu değil. Yani daha iyi oturmasını istiyorsanız en az bir 5-6 farklı örnek çözerek bu konuyu iyice oturtmanız lazım. Tabii bu hangi arkadaşlar için geçerli? Bu dersi, bu konuyu ilk defa gören kişiler için geçerli. Bu yüzden ben geçen dersimizdeki videonun açıklama kısmına 3 tane kısa iletim hattı ile alakalı sıralı video koydum. Video 1, video 2 ve video 3 diye. Bu derste de aynı videoları koyuyorum. Aynı videolar, tekrar söylüyorum. Onları koyuyorum. Eğer izlemediyseniz o videoları, bu örnek soru çözümünden sonra izlemeniz daha iyi olacaktır. O videoları izleyin. Orada 5-6 tane farklı örnek var. O videoları da izlerseniz bunun üzerine bu konu çok daha iyi oturmuş olacak diyebilirim. Hatta fazlasıyla yeterli olacağını düşünüyorum sınav ve uygulamalar için. Şimdi bu örnek sorumuzu çözmeye başlayalım. Bu örnek sorumuzda bize U2 eşittir 66 kV olarak vermiş. Bu arada yine sol tarafa formülleri koyuyorum. Sol taraftaki formüllere de bakıp faydalanabilirsiniz, ihtiyacımız olacak. U2 eşittir 66 kV olarak verilmiş. Bir soruda U2 olarak veriliyorsa gerilim, bunun faz olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. V olarak veriliyorsa, yani U veya V iki ayrı gösterim tercih ediliyorsa U fazdır, V faz nötrdür. U2 eşittir 66 kV, L eşittir 80 km ve hattın kilometre başına direnci R eşittir 0.20 ohm bölü kilometre. Hat başına reaktansı 0.40 ohm bölü kilometre olan bir iletim hattından bahsediyoruz diyor. Şimdi burada bir durduruyorum. Niye? Burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. Burada ne cümlesi kullanmış? Hattın kilometre başına direnci. Normalde biz Z hatı bulurken bizim kısa iletim hattı eşdeğer devremiz buydu. Z hatı bulurken direkt R artı J çarpı X yapıyordu. Şimdi ama bu soruda siz R artı direkt işte R'ye 0.20 artı J çarpı 0.40 derseniz bu soru baştan yanlış olmuş olur. Niye? Çünkü soruyu anlamamışsınız demek oluyor bu. Bu soruda size ne diyor? Hattın kilometre başına direncini vermiş. Yani direkt toplam direnci vermemiş. Hattın kilometre başına direnci 0.20 ohm bölü kilometre. Ama size lazım olan bütün hattaki, yani 80 kilometredeki direnç. O yüzden ne yapacaksınız? Küçük R'yi 80 ile çarpacaksınız. Aynı şekilde küçük x'i de L ile çarpıp, yani 80 ile çarpıp toplam direnç ve reaktanslar üzerinden Z hatı bulacaksınız. Bu gerçekten çok fazla düşülen bir hata. Basit bir bilgi ama soruyu anlamayınca o heyecanla karışıp yanlış yapılabiliyor. Buna dikkat edin arkadaşlar. Bize mesela burada hattın kilometre başına direnci diye cümleyi kurmuş ama kurmasa bile anlamamız gerekiyor. Nereden anlamamız gerekiyor? 10 bölü kilometre. Ne demek? Kilometre başına direnç. İşte bu da 10 bölü kilometre. Kilometre başına reaktans. Bunu anlamanız lazım. Bu cümleyi kurmasa, direkt bunları verse bile yine 80 ile çarpmanız gerektiğini anlamanız gerekiyor. Mesela ohm olarak verseydi anlayacağız ki bölü kilometre olmadığından dolayı kilometre başına direnç değil, toplam direnci vermiş olacaktı. Bu konuyu bildiğinizi gösterir arkadaşlar bu ayrım. Bunu anlayabilmeniz. Şimdi daha fazla uzatmayalım. Bunun üzerinde yeterince durduğumuzu düşünüyorum. Bunu dinleyen arkadaşlar karıştırmazlar bir daha inşallah. Şimdi A, B ve C olmak üzere 3 farklı durum var. A'ya baktığımız zaman P2 yani yükteki aktif güç 21 MW, Q2'de reaktif güç 0 olarak verilmiş. Yani ohmik yük geçerli diyor. B'ye baktığınız zaman yine P2 21 MW, Q2'yi de 12 MV amper reaktif olarak vermiş ama o endüktif diyor.
C'ye baktığımız zaman P2 eşittir 21 megawatt, Q2 eşittir 12 megavolt amper, ama bu sefer diyor ki kapasitif. Yani sizden bunları bilmenizi istiyor. Yük eğer ohm ise ve 2'yi referans olarak aldığın zaman I2 arasında hiçbir faz açısı olmadan onunla aynı yönde olur. Eğer endüktif ise yükümüz, yine V2'yi referans olarak aldığınız zaman I2 V2'ye göre, gerilime göre akım geride olur. Kapasitif olarak aldığınız zaman yükü, bu sefer akım gerilime göre ileride olur buradaki açı kadar. Şimdi soruya devam edelim. Bunları biliyoruz. Bizim başka bilmemiz gereken ne var? Bizim faz faz gerilimimiz faz nötr gerilimimizin kök 3 katı. O zaman ben soruda şunu da söyleyeyim. Bize hat başı gerilimi, hat başı akımı, işte hat başı aktif ve hat başı reaktif gücü bulmamızı istiyor. Tamam, öncelikle bizim normal kullanacağımız gerilimleri sorudan elde edelim. Belli başlı çevirmeleri yapalım. Faz nötr gerilimini bulmak için ben faz faz gerilimini kök 3'e bölmem gerektiğini bir kere bileceğim. 66 bölü kök 3'ten 38.15 kilovoltu elde etmiş oluyorum. Burada da örnek vermiş. Hani sorularda biz 380 faz faz gerilimini verip sizden 220 faz nötr gerilimini kullanmanızı istiyoruz ya diyor. İşte ona benziyor bu da diyor. Aynısı diyor. İşte büyük R eşittir küçük R çarpı L'den 16 ohm. İşte büyük X'te 32 ohm olarak bulunuyor ve artık empedansımızı, hat empedansımızı ben biliyorum. R artı Jx'ten 35.77, açısı da 63.43 olarak elde ediliyor. Normalde 16 artı J32'yi ben buna nasıl çevirdim? Hesap makinesi yardımıyla shift ve pol fonksiyonunu kullanarak çevirmiş oldum. Eğer hesap makinesinde bu işlemi yapmayı bilmiyorsanız, ileride hesap makinesiyle alakalı eğitim serimiz olacak. Bu videoyu izleyen arkadaşlar kanaldan o seriye gidebilirler. Mutlaka faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi A şıkkına baktığımız zaman, A şıkkında ben neyi biliyorum? Eğer yük ohm 2 ise S2 eşittir P2 olur. Niye? Çünkü reaktif güç olmaz. Hemen açıyorum buraya. Baktığınız zaman S2 eşittir P2. Niye? Ohmik dirençte reaktif güç olmadığından dolayı. Asıl formülasyon hani buydu ya. P2 artı J çarpı Q2. Q2 sıfır olduğundan dolayı S2 eşittir direkt P2 oluyor. Tamam, bunu da biliyorum. Şimdi S2'nin formülü nedir? S'in formülü kök 3 çarpı faz fazsa eğer kök 3 yoksa 3 çarpı V çarpı I oluyor. Eğer faz faz gerilimini kullanıyorsak S2 eşittir kök 3 çarpı U2 çarpı I2 olarak bulmamız gerekiyor. I2 buradan ne olarak elde ediyoruz arkadaşlar? 183.72 ve açısı 0 derece amper olarak. Ben şimdi neyi buldum? I2'yi biliyorum. Sonra Z hatı kullanacaksam bunu biliyorum. Ve V2'yi biliyorum. 3 tane değer var. Bunları kullanacağım. Mesela şu an V2'yi bulmuştum. Z'yi buldum. I2'yi buldum. Artık ben V1'i hat başı gerilimini bulabilirim. Yani benden istenenlerden bir tanesini kolay bir şekilde artık bulabilirim. Yerine koyması kaldı sadece. Koyuyoruz. V2'yi 38.150 olarak bulmuştuk. Artı Z çarpı I2'de 35.77 çarpı 63.43 açılı çarpı 183.72 açısı da 0. Çarpım olduğu için bu açılıları 35.77 ile 183.72'yi çarp ve açıları toplayıp burayı bulabilirim. Ama açısız bir şey değerle toplama yapacağım zaman bu açıları yine hesap makinesinden shift rek fonksiyonunu kullanarak çevirmem gerekiyor J'li değere. J'li değere bu şekilde çevirdikten sonra da toplayıp bu değeri elde etmem gerekiyor. Bu değeri elde ettikten sonra tekrar hesap makinesinden shift pol fonksiyonunu kullanarak 41.507 açısı da 8.35 volt olan değeri elde etmiş oluyorum. Yani 41.507 kilovolt olarak da gösterebiliriz. Ben burada hesap makinesiyle gösterim üzerinde çok fazla durmuyorum. Bu zaten bilmeniz gereken bir şey. Bilmeyen arkadaşlar olabilir mi? Olabilir. Bunu ders ilk defa alanlar veya hesap makinesini ilk defa alanlar olabilir. Dediğim gibi onlar hesap makinesiyle alakalı olan eğitim serisine mutlaka baksınlar. Kısa iletim hatlarından ben neyi biliyorum? I1 eşittir I2 olur. Zaten bu eşitlikten biz bir sürü şey elde ediyoruz. I1 eşittir I2 ne demek? Hat başı akımı, hat sonu akımına eşit oluyor. Bizden istenen değerlerden biri V1'de. Bulduk mu? Bulduk. I1'i de istiyordu. Onu da bulduk mu? Bulduk. Ne kaldı geriye? P1 ve Q1 kaldı.
Fazör diyagramını çizersek, biz bunu çizmek istersek, diyelim ki fazör diyagramını çizin dedi, bunu çizmeniz gerekiyor. Referans olarak biz her zaman neyi alıyoruz? V2. V2'yi önce düz bir şekilde o zaman çiziyorsunuz. Her zaman. V2'yi biz biliyor muyuz? Bulmuştuk. 38.15, açısı 0 derece kilovolt. Bu tamam. V1'i bulduk mu? Bulduk. V1'i de 41.507 olarak ve açısını 8.15 olarak bulduk ya. 8.15 derece ile V1'i çiziyorsun. İkisini birbirinden çıkarsanız şu aradaki bizim kırmızı ile çizili olan yer delta V'miz, yani gerilimdeki değişme, yani V2-V1 oluyor. O da 6.57 63-43 derecelik kilovolt cinsinden derecelik bir değer çıkıyor. Bunu da bulduk. I2 zaten aynı yönde ve açı 0 olacak şekilde 183.72 amper olarak elde ediyoruz arkadaşlar. Fazör diyagramını bu şekilde çizmiş oluyoruz. Şimdi P1 formülasyonu neydi? P1 eşittir. Eğer fazı kullanıyorsa, kök3 çarpı U1 çarpı I1 çarpı işte cos teta 1 diyeyim. Bu phi olarak yazmış ama genelde formülasyonu teta olarak kullanılır. Fark etmez. Ben teta olarak söyleyeceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha çok teta kullanılıyor çünkü. Dediğim gibi fark etmez. Bu formülasyona baktığınız zaman U1 yerine de ne yazmış? İşte kök3 çarpı V1 yazmış. Bunu yazmaya da bilirdi. P1 eşittir, yani direkt yerine de koyabilirdi. P1 eşittir o zaman ne oluyor? İşte kök3'ün karesi, yani 3 çarpı V1 çarpı I1 çarpı cos teta 1. Bunu zaten soldaki formülasyonda görüyorsunuz. Buradan da biz P1'i 22.32 megawatt olarak buluyoruz. Yani baktığınız zaman bizim hat başı aktif gücümüz 22.32 megawattmış. Hat sonu aktif gücümüz ne olmuş? 21 megawatt olmuş. Devam edelim. Q1'e baktığınız zaman yine benzer formülasyon. Q kök3 çarpı U1 çarpı I1 çarpı sin teta 1. O da eşittir 3 çarpı V1, yani faz nötr olarak göstermiş. V1 çarpı I1 çarpı sin teta 1'den biz de Q1'i 3.53 megavolt amper reaktif olarak buluyoruz. Bizden istenen bütün değerleri A şıkkında bulmuş olduk. Şimdi B'ye baktığımız zaman B'de P2 eşittir 21 megavat, Q2 eşittir 12 volt amper reaktif ve endüktif olduğunu biliyorduk. Biz buradan S2'yi bulmak için bu sefer ne yapacağız? S2'yi bulmak için P2 artı J çarpı Q2 formülünü kullanacağız. P2 21, Q2'yi 12 olarak vermişti bize. Yaptığınız zaman 24, açısı da 29.7 megavolt amper olan bir değer bulmuş oluyoruz S2'de. S2'yi niye bulduk? S2'den biz hat sonu akımını elde edeceğiz. Yani I2'yi, yani diğer kaynaklarda gösterildiği şekliyle I recent'i, yani I R'yi. Bütün farklı söylemlerini dile getiriyorum ki arada bir gördüğünüz zaman şaşırmayın. I2 eşittir S2 bölü kök3 çarpı U2 olduğunu biliyorum ve buradan da I2'yi 210, açısını da 29.7 amper olarak buluyorum. 29.7 amper olarak buluyorum ama neyi biliyorum? Endüktif olduğunu biliyorum burada. Endüktifte neydi? Hemen yukarı çıkıp tekrar bir hatırlatma yapıyoruz. Endüktifte akım gerilimden gerideydi. O zaman geride neredeydi bizim şey B seçeneği? Geri 29.7 derece geride çizeceğiz fazör diyagramını. Tamam, delta V'ye baktığınız zaman delta V burada ne oluyor? Aslında delta V1 eksi V2 neye eşit oluyordu? Z hat çarpı I2'ye eşit oluyor arkadaşlar. Bizim gerilim değişimimiz neydi? Hemen buna baktığınız zaman. Buradan bildiğiniz temel devre teorisi. V2 eksi V1 neye eşittir? Z hat, yani arada harcanan gerilim, Z hat çarpı buradan geçen akım ne? I1, o da eşittir I2. Z hat çarpı I2 diyebiliriz delta V'ye. Tamam, hemen soruya geri dönüyorum. Böyle sık sık geri dönüyorum ki oturmayan bir şey kalmasın. Sıfırdan bilen bir arkadaş bile bu örneği anlasın. Temeli sağlam otursun istiyorum. Delta V eşittir I2 çarpı Z. Harcanan gerilime bakıyoruz şu anda, enerjiye. Bu da 210 çarpı 210, 29.7 derece, 35.77, 63.43 derece eşittir. 7.5 kilovolt çıkıyor. Açısı da 93.13. Şimdi V1 neye eşitti? V1 eşittir V2 artı delta V'ye eşitti.
Bu formülü ilk defa görenler için tekrar bir hatırlatma yapıyorum. V1 aslında V1 eşittir V2 artı I2 çarpı Z'ydi. Temel devre teorisinde zaten formülü çıkartabiliyorduk. I2 Z'di. Delta V'ye eşit olduğu için buraya yazdık. Artık geri kalanı kolay. Yerine koyuyoruz. Zaten bütün değerleri biz bulduk. 38.15 0 derece artı 7.5 93.13 derece. Eşitliğini yaptığımız zaman V1 değerini en sonunda 38.47 kilovolt olarak buluyoruz ve açısı da 11.23. I1'in I2'ye eşit olduğunu ben zaten biliyorum. Şimdi bunun fazör diyagramını çizersek, bu şekilde çizmemiz gerekiyor. Nasıl çizdik? Yine V2'yi referans olarak aldığımız için V2'yi önce bir çiziyorsunuz arkadaşlar. V2'yi çizdiniz 38.15 ve 0 derece. Referans bu çünkü. Bunu çizdikten sonrasında biz endüktif olduğundan dolayı I2 210 29.7 dereceydi ya, 29.7 dereceyi V2'den geride olacak şekilde çiziyoruz. V1'i de 38.7 11.23 olduğu için 11.23 ileride olacak şekilde V1'i de çiziyoruz. Delta V de bu aradaki oluyor. Mesela biz delta V'yi işlem yaparak bulmuştuk. Bu sefer göstermiştik işlemi. I2 çarpı Z'den 7.5 çıktığını ve burada da 7.5 kilovolt olarak o yüzden göstermiş. Fazör diyagramını bu şekilde çizmiş oluyoruz. Geriye ne kaldı? Biz aslında V1'i bulduk. I1'i bulduk. I1 eşittir I2 eşitliğinden. I1 eşittir I2 formülasyonunda. Geriye yine P1 ve Q1 kaldı. Bunda da çok basit bir şekilde kök 3 çarpı U1 çarpı I1 çarpı cos teta 1'den yerine koyarak kolay bir şekilde P1'in 18.31 megawatt olduğunu buluyoruz. Q1'in ise, yani buradaki işlemler doğru yapılmıştır umarım. O şekilde çıkmış. Q1'in ise kök 3 çarpı U1 çarpı I1 çarpı sin teta 1'den 15.87 megavolt amper olarak buluyoruz arkadaşlar. Tamam, bunu da bulduk. Şimdi gelelim C şıkkına. Bu sefer kapasitif olduğunu biliyoruz biz. Bütün değerler aynı. S2 eşittir P2 eksi J çarpı Q2'den bu sefer buluyoruz. Ne oluyor? 21 eksi J çarpı 12'den 24 eksi 29.74 megavolt amper olarak S2'yi buluyoruz. S2'yi bu değer olarak bulduk. Şimdi I2'yi S2 bölü kök 3 çarpı U2'den elde edeceğiz. 24 çarpı eksi 29.74 çarpı 10 üzeri 6. İşte 3.17 çarpı 66 çarpı 10 üzeri 3 olarak burada işlemini yaptıktan sonra ne bulmuş? 210 eksi 29.74 bulmuş. Zaten I1 ve I2'yi yine yukarıda B şıkkında olduğu gibi aynı buluyoruz. Sadece açısı ters yönde olacak. Yine harcanan gerilimi Z çarpı I2'den buluyoruz. Yine aynı şekilde 7.5 olarak buluyoruz. Yine V1'i aynı şekilde buluyoruz. Bu da 38.7 olarak buluyoruz. Aslına baktığın zaman her şey aynı. Çünkü bütün değerler aynı. Sadece yönler farklı. P1'e baktığımız zaman P1'i bu sefer kök 3 çarpı U1 çarpı I1 çarpı cos teta 1 olduğundan dolayı bu daha farklı çıkacak. P1 eşittir 23.095 megavat olarak bulunmuş. Q1 ise 7.81 megavolt amper olarak bulunmuş. Gördüğünüz gibi kapasitif olması P ve Q değerlerini değiştirmiş oldu. Fazör diyagramını çizmemizi isterse bu sefer bu şekilde çiziyoruz. Yine V2'yi önce çizeceksiniz. V2'yi çizdiniz. V2, V1'in açısı neydi? 11.1 derece olarak bulunmuş. V1'i çiziyorsunuz 11.1 derece ile. Arada zaten şurada kırmızı ile gösterilen bizim delta V'miz oluyor. Onu bu şekilde gösterebiliriz. Ama bu sefer bizim I1 değerimiz gerilimden ileride, akım gerilimden ileride olacak. Kaç derece ileride bulmuştuk? İşte 29 küsür derece. 11.1'i çıkartıp 18.69 derece daha buradan bir açı çizerek I1'i de bu şekilde göstermiş oluyoruz arkadaşlar. Bakalım bu konuyla alakalı, bu örnekle alakalı başka söyleyeceğimiz bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Evet, bir dahaki dersimizde orta uzunlukta iletim hatlarına giriş yapacağız. Bu haftalık cumartesi ve pazar günleri saat 15.15'te burada gördüğünüz gibi eğitim videoları paylaşmaya devam edeceğim. Bu videoları kaçırmamak adına kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoyu beğenerek de bu tarz videoların devam etmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın.